merak ediyoruz. Birazdan ekonomist konuklarıma zaten ekonomideki gidişata, Merkez Bankası'nın son kararına ilişkin pek çok şeyi soracağım. Onlar bize anlatacaklar. Ama kamuoyu yoklamalarında ne göründüğünü merak ediyorum. Elektrikten doğalgaza, gıdadan diğer masraflara ekonomide yaşanan bir pahalılaşma söz konusu. Şimdi muhalefet diyor ki iktidar ekonomiyi kötü yönettiği için böyle. İktidarsa diyor ki dünyada da fiyatlar çok yüksek. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Biz bu zor dönemden avantajlı olarak çıkmak için ihracata dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Sabredin, bu köpüğü alacağız, enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Kamuoyu hangisine daha yakın şu anda? Yani kamuoyunun canı yandığı için doğal olarak iktidarın mesajlarına o kadar da canı gönülden inanmıyor. Şimdi uzun zamandır aslında ne zamandan beri 2018'den bu tarafa bu başkanlık sistemine geçildiğinden ve bir ay sonra da Ray Brunson krizi yüzünden ekonomik türbülansa girdiğimizden bu tarafa seçmende ekonomi duyarlılığı çok yüksek. O gün bugündür sorduğumuzda bu ülkenin en önemli sorunu pandemi döneminin o ilk birkaç ayı hariç her zaman ekonomi birinci sırada çıktı ve böyle hani %51, 52, 53 falan gibi şeylerle de değil üstüne üstlük en düşük olduğu aylar da %60'lar civarındaydı. %60-80 aralığında aydan aya değişmekle birlikte ülkenin en önemli sorunu ekonomidir diyor insanlar. Birincisi bu. İkincisi ekonomide neden şikayet ettiklerine bakıyorsunuz. Elbette ki listenin başında fiyat artışları var, işsizlik var. Zaman zaman ekonomik durgunluk, işlerin iyi olmaması falan gibi işte konjonktüre bağlı olarak değişiyordu. Fakat uzun zamandır artık fiyat artışları ekonomi içerisindeki birinci sorun haline geldi. Bu ikinci realite. Üçüncü realite insanlara biz geçen yılla bu yılı, bu yılla da önümüzdeki yılı mukayese ettiririz. Seçmenin %70'inden fazlası geçen yıl bu yıldan daha iyiydi diyor. Önümüzdeki yıl bu yıldan kötü olacak diyenler de yine aşağı yukarı aynı oranlarda. Yani kötümserlik de var. Dördüncüsü de hükümet sizce ekonomiyi iyi yönetiyor mu diye sorduğumuzda zaten aslında bu üç sorudan sonra dördüncü soru anlamsız ama hani teyit etmek için bir daha soruyoruz. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenden daha az bir kısmı o da aydan aya dalgalanıyor. Ocak ayında diyelim ki bu rakam biraz daha yükseldi ama Aralık'ta ya da bu ay biraz daha düşük. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenden daha azı yani %25-30 aralığında bir kesim hükümet ekonomi yönetiminde başarılı buluyor ama geri kalanlar başarısız buluyor. Muhalefet seçmeni zaten başarısız buluyor. Dolayısıyla peki muhalefete ekonomi konusunda güven ne durumda? Hani hep anketlerde ekonomiyi kim çözer sorusuna öncelikle Erdoğan çıkıyor diyor ya AK Partililer özellikle ki kimi anketlerde orada gerçekten bir dezenformasyon öyle. Var. Yani nasıl durum? Muhalefet ekonomiyi çözebilir mi sorusuna verilen yanıtlarda bir değişim var mı yok mu? Şimdi muhalefet ekonomisi iyi yönetir mi diye sormadığımız için, araştırma şirketleri de böyle sormadığı için, şimdi size göre aşağıdakilerden hangisi ekonomi, işte ülkemizin ekonomik sorunlarını çözer diye soruyorsunuz. Diğer liderler partilerin oyu kadar çözer yanıtı alıyorlar. Burada kritik olan hükümete güven tabii bir şey. Orada Sayın Erdoğan elbette ki birinci çıkıyor. AK Parti birinci olduğu için, Cumhur İttifakı güçlü olduğu için. Fakat orada kritik faktör şu, onu söylemiyorlar. Cumhur İttifakı'nın toplamı %40'lar civarındayken Erdoğan çözer diyenler %30'un biraz üzerinde. En son bizim gözlemimiz %32 idi. Yani kendine, yani Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenin bile bir kısmı artık Sayın Erdoğan'ın çözemeyeceğini düşünüyor. Muhalefet dediğiniz çok parçalı bir yapı olduğu için muhalefet birinci çıkmıyor ama CHP seçmeni Sayın Kılıçdaroğlu çözer diyor. İyi Parti seçmeni Sayın Akşener çözer diyor. Dolayısıyla onların kendi oyları kadar çözer çıkıyor. Sayın Erdoğan'ın kendi oylarının altında çıktığı oluyor mu? Yani mesela AK Parti'nin oylarının altında bir ekonomide çözüm güvensizliği var diyorsunuz. Aynı şey muhalefet partilerinde de söz konusu mu? Yani CHP'nin %25-28 bandına göre daha altında çıkıyor mu örneğin ekonomiye çözüm noktasındaki güven?
Çok makas açık değil. Yani şeyde Cumhur İttifakı'nda olduğu kadar açık değil. Birer ikişer puanlık şeyler, farklar var muhalefette. Bazılarında da birer ikişer puan daha yukarıda. Ama şey yani burada esas makas şeyde açık, iktidarda açık. Dedim ya 40 civarında bir Cumhur İttifakı oyu varken Sayın Erdoğan bu işi yönetir, çözer diyenler %30-32 aralığında çıkıyor. Dolayısıyla orada hükümete güveni bir taraftan da ölçmüş oluyorsunuz ve ekonomi yönetimi konusunda zaten başarısız buluyor. Zaten şey kötümser, beklentiler kötümser. Bu sene geçen seneden kötüydü. Önümüzdeki yıl bu seneden daha kötü olacak şeklinde yorumları var. O yüzden hükümetin hem performansı. Ayrıca bir de biz hükümet icraatlarına karne notu verdiriyoruz. 10-12 arasında aydan aya değişiyor. Şeye icraat alanında, temel icraat alanında birden 10'a kadar not verdiriyoruz seçmenlere. Yani terörle mücadele de var, dış politika da var, işte sağlık da var, milli eğitim de var, adalet de var, ekonomi de var elbette ki. Bu 10 diyelim, bazen 12'ye falan çıkıyor. O ayda önemli bir şey olmuşsa. Kaç tane sorduysak orada en düşük notu sizce hangisi alıyordur? Bir tahmin yürütün bakalım. Yani ekonomi alıyor ve istisnasız son 3-4 yıldır bütün hükümet icraatları içerisinde en düşük notu sürekli ekonomi alıyor. O yüzden de hani şey benim gördüğüm hükümetin bir ekonomik performansı var. Onu ekonomistler daha iyi değerlendirirler. Biz sadece sonuçlarını görüyoruz tabii. Yani işte kişi başına düşen milli gelir artmıyor, fiyatlar artıyor vesaire vesaire. Satın alma gücümüz azalıyor neyse. Bir de iletişimi var. Ben iletişim tarafını tabii değerlendirebiliyorum. Ama bu şeylere baktığımda, göstergelere baktığımda hükümetin ekonomi iletişiminin seçmenleri ikna etmek konusunda çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Peki, çok ekonominin performansı elbette ki diğer konuklarımız daha iyi değerlendirirler. Çok çok teşekkürler.